بسم الله الرحمن الرحیم. به جناب آقای پاشینیان نخست وزیر محترم ارمنستان ایران bugünlerde tarihi bir hataya imza atıyor. İran'da tam 35 milyon Azerbaycanlı Türk yaşarken Ermenistan'a silah ve lojistik yardımı yapıyor. Peki İran bunu neden yapıyor? Müslüman Azerbaycan varken neden Ermenistan'a destek veriyor? Türkiye ve güçlü bir Azerbaycan, İran'ın korkulu rüyası. Bugünlerde tarih tekerrür ediyor ve yoğun bir biçimde kimin mazlumdan, kimin de zalimden yana olduğunu yazıyor. Cenab-ı Ağa Paşinyan, Nukhos Vezir-i Muhterem Ermenistan. Güney Azerbaycan Milli Uyanış Hareketi, Rus zırhlılarının içini İran, Ermenistan'a gönderdiği silah ve mühimmatla dolu olduğunu üstüne basarak bildirdi. Ermenilerin kadim Azerbaycan toprağı Karabağ'ı işgaline kör, sağır, dilsiz kalanların bugün sergiledikleri tavır da ikiyüzlülüktür. İran'ın Müslüman kardeşi Azerbaycan varken Ermenistan'a yardım etmesi, İran'ın tarihten beri İslam'a ve Müslümanlara hıyanet içinde olduğunun günümüzdeki kanıtıdır. Evet dostlarım, tarih hocalarımızın anlattığı İran ihanetlerini günümüzde ayan beyan şahitlik ederek yaşıyoruz. İran bu yaptıklarıyla kendi kuyusunu kazıyor. İran'ın yaptığı bu ihanet, İran'daki Azerbaycanlı Türklerin uyanışını hızlandırdı. Uyanan Azerbaycan Türkleri bugünlerde Tahran ve Tevriz başta olmak üzere birçok şehirde sokak eylemleri başlattı. Sevgili kardeşlerim, bu uyanış İran'ı uzun vadede bitirecek Allah'ın izniyle. Neden mi bitirecek? İran'da tam 35 milyon Azerbaycanlı Türk yaşıyor. İranlıların Türklere karşı tarihten gelme gizli bir kıskançlık ve düşmanlık beslediği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Türklerin bölgede 1000 yıl boyunca hakim güç olmasını sindiremiyorlar. Ancak bu kin ve düşmanlık İran'ı bitiren unsur olacak. Diğer yandan Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan'ın Azerbaycan kardeşlerine sahip çıkmaması, Ermenistan'a tavır koymaması, Kazakistan ve Özbekistan'ın aleni olarak Ermenistan'ı desteklemeleri affedilmez tarihi hatalardır. Türkiye'nin devlet ve millet olarak Azerbaycan'a verdiği her destek ve moral manevi bir güç oluşturmuştur. Herkes ateşkes derken Başkan Erdoğan'ın kalıcı barışın yolu Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor demesi silah veya maddi yardımdan daha fazla öneme sahiptir. Ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir. Ha bir şey mi isteniyor? O zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşsın. Ateşkes, arabuluculuk ve sükunet çağrılarının tamamı işgali desteklemekten başka sonuç doğurmaz. Azerbaycan'da işgal altındaki topraklarını geri alarak cevap veriyor. Türkiye'nin bu tutumundan Azerbaycan hükümeti de, halkı da, hatta ümmet de son derece memnundur. Bu dayanışmadan rahatsız olanlarsa maalesef Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP ve HDP olmuştur. Osmanlı düşmanlığını her fırsatta dile getiren CHP ve HDP kafa yapısı Osmanlı'yı bir türlü anlayamamaktadır. Osmanlı dünyanın en karmaşık, en zorlu bölgelerinde, himayesinde yaşayan onlarca etnik kökeni farklı olan topluluklara zorbalıkla değil, barışla, adaletle, evrensel bir medeniyet dersi vererek
bir arada kardeşçe yaşamasını sağlamıştır. Bunu yüzyıllarca başarmış tek insanlık tecrübesi Osmanlı İmparatorluğu'dur. Şu yeryüzü coğrafyasında tarih şuuru bizim kadar delik deşik edilmiş başka bir toplum olmadığı içindir ki Azerbaycan'a sahip çıkmamızı, işgalci zalim Ermeni'ye tavır koymamızı anlayamazlar. Bunu görebilecek ruhtan da, perspektiften de yoksunlardır. Etrafımızın ateş çemberiyle çevrilmesinin temel sebebi, Türkiye'nin Osmanlı ruhunu yeniden üstlenme girişimidir. Osmanlı Devleti'nin özelliklerini, yani adalet, hak ve hakkaniyetten yana olma, zalimin karşısında mazlumun yanında durmamızı önleme çabasındalar. Azerbaycan'a ise sahip çıkmamaları, tarih şuurundan ne kadar uzak olduklarını da ortaya koymuştur. Ünlü İngiliz tarih felsefecisi Arnold Toynbee, Osmanlı'nın çöken değil, durdurulan bir imparatorluk olduğunu söylemişti. Bugün Avrupa ve özellikle de Amerika, Osmanlı'nın devamı gördükleri için Türkiye'yi durdurmak istiyor. Her şeyden önce Osmanlı, insanlık tarihindeki belli başlı bütün medeniyet tecrübelerine sahiptir. Avrupalıların bütün kıtaları sömürgeleştirdikleri, bütün kültürleri yağmaladıkları, Avrupa içinde bile farklılıklara hayat hakkı tanımadıkları hiçbir zaman unutulmamalıdır. Küresel sistemin aktörlerinin uykularını kaçıran asıl mesele bu. Tarih şuurumuz yok edildiği için içimizdeki bazıları bunu göremiyor işte. Türkiye'nin lider devlet olmasından rahatsız olanlar Ermenistan'dan yana tavır koyuyorlar. Bugünlerde yaşayanlar, insanların ümit ve güvencesinin yalnızca Türkiye olduğunu görmektedirler. Gönül dünyamıza sınır çizilemez. Fetih medeniyetinin evlatlarına sömürgeci gözüyle bakılamaz. İki devlet tek millet anlayışı bir partinin sloganı olarak düşünülemez. Hepimiz Ermeniyiz diyenler bir kere olsun hepimiz Azerbaycanlıyız diyemez. Kendi kutsallarını bilmeden sahte putların esaretinden kurtulamaz. İşgalcilere sessiz kalıp vatanlarını savunanları ve onların yanında yer alanları suçlayanların sözünün bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Türkiye olarak kendimizi iki devlet, tek millet olarak gördüğümüz Azerbaycanlı kardeşlerimize tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle destek vermeyi sürdüreceğiz. Karabağ'ın işgal edildiği dönemde rahmetli Abdurrahim Karakoç'un şu dizelerinde dile getirdiği hissiyatı bugün adeta canlı olarak yaşıyoruz. Böyle geldi, böyle gitmez bu oyun. Zalimleri iflah etmez bu oyun. Umdukları gibi bitmez bu oyun. Mazlumların ekmeği, tuzu bizdedir. Sizdeki yaranın özü bizdedir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.